de işte kendi içinde bir döngü sağlıyor. Askerlik kısalıyor ve eşitleniyor. Yani yedek subaylık ve yedek asubaylığı saymayın. Ayrı bir olay. Ya burada normal olarak herkesin hüküm olarak gördüğü şey 12 aydan 6 aya iniyor. Askerlik süresi, bedelli, kariyer. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son şekli verilen ve yakında meclise gönderilecek olan yeni askerlik sisteminin tüm ayrıntılarını açıkladı. Bu hüküm vermez veya de lisede 6 lise mezunu veya da 6 okul mezunu arkadaşlarımız gençlerimiz. Veya da lisans ve üzeri eğitim görmüş veya meslek yüksek okulu eğitimi görmüş ve fakat kendisi tercihini el olarak yapmak istiyor. Ben 6 ay yapayım da gideyim diyor. Eğer öyleyse bu gençler gelecekler burada toplanacaklar. Bedel isteyenler dahil bir ay temel askeri eğitim yapacaklar. Bir ay. Burada gerçekten bu millet olmanın gereği, asker olmanın gereği, işte bu ülkenin bir vatandaş olmanın gereği, görevi, gereği burada bir aylık eğitim alacaklar. Yeni sistemle bedelli askerlikte kalıcı hale getiriliyor. Başvuru belirlenen kontenjandan fazla olursa kura çekilecek. Bakan Akar, bedelli askerlik ücretinin 30 bin lira olacağını ve peşin olarak alınacağını söyledi. Üniversite dahil, mühendislerimiz dahil, diğer bilen edenler dahil, maliyecilerimiz dahil toplandılar, projeksiyonlar yaptık. Biz 15 bin lira dersek ne olabilir? 30 bin lira dersek ne olabilir? 50 bin lira dersek ne olabilir? Buradaki en optimal çözümü hem silahlı kuvvetlerin ihtiyacı hem gençlerin ihtiyacını karşılamak bakımından en optimal çözümün 30 bin lira bu civarda olması gerektiği ortaya çıktı. Vatani görevin ardından 1-6 ay daha Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kalmak isteyenlere de 2 bin liralık harçlık verilecek. Yeni sistemle TSK'da kariyer yapmanın yolu da açılıyor. Bir aylık eğitim alacaklar. Bu program üzerinde önemli duruyoruz. Bunun da çok etkin, hakikaten böyle yararlı. Bu gençlerimizin hem günlük hayatına hem ilerideki hayatına etkileyecek, bilgiler içerecek bir eğitim vermeye çalışacağız. Bu bir aylık eğitim süresince buraya gelen gençler her zaman olduğu gibi düzgün miktarda bir harçlık alacaklar. Bedelli asker olarak bedelli olanlar buradan bir aylık eğitimden sonra ayrılacaklar ve faaliyetleri tamamlayacaklar. Burada ise kıtalara gidenler 5 ay kıtalarda normal hepimizin bildiği erbaş ve el olarak 5 ay eğitim yapacak, faaliyet gösterecekler, görev yapacak. Burada 5 ay bittikten sonra, 1 ayda eğitim vardı, 6 ay bittikten sonra ihtiyaç ve istek, kadro istek, gönüllülük esasına göre. Buradaki soruyorlar, Mehmetciğim sen ikinci bir 6 ay bazı imkanlar veriyoruz, fırsatlar veriyoruz. Burada 150-200 liralık bir aylık karşılık alırken, burada ciddi bir harçlık, bunun adına harçlık diyoruz ama bu ciddi, 2 bin liradan civarında para olacak. Askerliğe erteleme yaş sınırı da değişti. Buna göre liseler 22, meslek lisesi 25, yüksekokul ve lisans 28, lisansüstü 32, doktora 35 olarak belirlendi. Askerliğini subay olarak yapan doktorlar zorunlu hizmet yükümlülüklerini de tamamlamış olacak. Ayrıca yeni sistem yasalaştığında 6 ay askerlik yapmış olanlar terhis olabilecek. Yeni sistemin bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.